Bu hafta, bu akşam sona eriyor. Bu hafta kirli havayla savaş haftasıydı. Kirli havayla savaş haftası olunca ne yapacağız dedik. Sevgili İlhami kardeşim, komiser, öyle tabii Kofti'den. Hani böyle ara sıra halk deyimleri kullanırım. Makara, kukara, legala, lugala gibi filan. İlhami kardeşim yardımcı. Ne yaptık? Kirli havayla savaş haftasında biz de dedik ki, bu sokakta sigara içmek yasak. Bırak bir sigara. Ferah. Şöyle yana abi. Bak sigara. 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 Ne bu? Sigara. Bak bir sigara. Ama sigara içilmez diyor. Yak bir sigara. Şöyle gel abi. Yak abi. Şöyle geçmeyin bey. Şöyle gel yanıma. Adınız? Satılmış. Yaz. Yaz satılmış. Çabuk. Soyadınız? Kütük. Satılmış Kütük. Yaz. Adres? Adres? Çapanadolu Öğretmen Lisesi. Çapanadolu Öğretmen Lisesi yaz. Lojmanı. Lojmanı. Blok. Numara? Numara 16. Numara 16. Yaz 94.250.175 lira. Ne? Ne? Nenesi? Ne yazıyor? Sigara içilmez diyor. Altında ceza mı yazıyor aga? Ama siz yaktırdınız ki. Ne yakıyorsun aga? Nerede içilmez? İçmem o zaman. Ne içmezsin o zaman? Sigarayı. Ne sigara içmeyeceksin? Yaktın işte elinde bak gözüküyor. Ama siz yaktırdınız ki. Burada ne yazıyor abi? Okusana abicim. Sigara içilmez diyor. Nerede sigara içilmez yazıyor? Ta burada. Bu sokakta. Bu sokakta ne yapılmaz? Sigara içilmez. Nerede içilmez? Sokakta. Bu sokakta abi, bu sokakta. Bu sokakta. Sen neredesin Şehzade? Ben de bu sokaktayım. Sen de bu sokakta. Bu sokakta ne yapıyorsun abi? Sigara içiyor. Niye içiyorsun abi? Ama siz yaktırdınız. Atla desem atlayacaksın mı aga? Ver 94 milyonu. Yaz. Öde. Param yok ki. Memurum ki. Uyanık. Sigara içiyorsun ama. Değil mi? Evet. Ya. Evet. İçmiyorum o zaman. Neyse içmiyorsun o zaman. İçmiyorum attım. Bu da suç. Bunu sen mi attın aga? Satılmış abi. Ben attım. Attım. Ben de aldım yerden. Tekrar eline verdim. Sen de aldın. Kır. Öde. Cezasını. Nesini ödeyeceğim başka? Ama memurum ki ben 94 milyon nasıl ödeyeyim ki? Aga. Ama ben hiç sigara kullanmıyorum ama. Ne yakıyorsun? Ama siz verdiniz bir tane yaktım. Ne yaktın bir tane? Bak üzerinde bir tane. Bak. Bir tane sigara buluyor musun? Yok. Ben nereye gideceğim üstüne? Ben şey önemli olan bak. Ne hale getirdim? Bak. Ama ben hiç sigara kullanmıyorum ki. Niye kullandın şimdi? Siz verdiniz bir tane yaktım. Okuyor hem de. Ama içmedim hiç. Yaz tamam. Abi yaz 35 yaz. %50 indir. 35? Evet. 35 yaz. O zaman taksit yapalım o zaman. Ay başında öderim. Şimdi yok. Ya kaç taksit ödeyeceksin? Memur işte. İki taksit de öderim. Biraz iki taksit. 17,5 milyon. 17,5 milyon. 17,5 milyon. Peşin verecek misin? Yok ki para. Tamam. 17,5 milyon. 17,5 milyon yaz. Satılmış abi. Evet. 17,5 milyon. 17,5 milyon. İki taksit ödeyeceksin. Sana tamam. 150 indirim yaptım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kameralarımıza bir el salla. Kamera şakası. Ha.
Ya Yenik, niye yakıyorsun? Yaktım. Yaktım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne dersin bu sokakta? Sigara içilmez. İçilmez değil mi? Kaleşlik yaptım sana, zorla yaktırdım da parayı geçtim. Evet. Sevgili Satılmış kardeşim orada şakazedeydi. Biliyorsunuz bir de her hafta haftanın şakazedesine. Oray kuyumculuk. Demin sevgili Süleymaniye Doğum Hastanesi'nde iki tane aman dedi ikizlere dedi. Kısmetleri de gelsin diye göndermişler bunu oraydan. Bu da haftanın şakazedesi olarak sevgili kardeşim orayın sana güzel bir künyesi. İster kendin takarsın. Seni biraz üzdük. Seni biraz kırdık. Ha? Değil mi? Peki canım. Satılmışsın. Buyur. Teşekkür tamam. Ediyorum. Size ve Kanal 7'ye buradan hepsine teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Canım. Mezarı yaptırdın mı? He? Mezarı? Ne? Mezarı yaptırdın mı? Yok, hadi gideceğim ben, tuvalete gideceğim ben. Tuvalete gideceğim mi? Mezarı yaptırdın mı? Ne mezarı yaptırdın mı? Yani haber vereceğim ben bu saatte geleceğim diye haber verdin mi? Sıkışık durumda mısınız, bekler misiniz biraz? Nasıl abi? Sıkışık durumda. Kötü mü durum? Ya. Sorma, ciddi misin? Biraz bekle, sık dişini. Nereye kadar? Herhalde Altınay Pası'ya kadar değil mi? Sık dişini abi. İşte olay oraya geliyor ama. Nereye geliyor? O dediğin yere. Dediğim yere. Araba yaptırsan hemen alırız halbuki. Telefon açsak olur muydu? Telefon açsanız olur tabii. Tabii telefonunuzu alayım. 0535. Evet. 714. Evet. 07. Evet. 79. Evet. Rezerveli tuvalet hizmetleri. Bir daha alo dedik mi? Çok daha iyi, çok daha iyi olur, çok daha iyi olur. Çok daha iyi olur. Evet. Daha bekleyecek miyim ya? Hocam 2 dakika bekleyeceksiniz. Ne yazıyor abi burada? Burada ne yazıyor abi? Tamamladım. Büyük yapanı, küçük ücretsiz. Küçükten ücret almıyoruz. Şirketimizin bir ikramıdır. 4 numara, isminiz neydi? Hamdullah, Hamdullah. Hamdullah. Hamdullah Bey'e 3 numarayı hazırlayın. Tamam kardeş. Buyur abi. Durum vahim mi yoksa normal mi? Hiç olmuyor. Beklersin değil mi? Hazırlanıyor mu Mahmut Bey'in 3 numarası? Az kaldı abi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet efendim. Kaça? Mehmet. Mehmet Solmaz. Evet efendim. 13-15'e. 13-15. 13-15'e rezervinizi yaptım efendim. 6 numara. Evet 6 numaralı tuvalet. 13-15'te size hazır efendim. Evet efendim. Evet efendim. Hediyemizdir efendim. Küçük büyük yapanı küçük zaten hediyemizdir efendim. 13-15'te bekliyoruz. 6 numara. Numaranızı unutmayın lütfen. 6 numara. Hayırlı günler. Üç numara hazır mı Abdullah Bey'in? Abi birazcık beklet be. Adam altına yapacak beklet diyorsun ya. Şimdi bütün tuvaletler de böyle uygulanır. Nasıl abi? Bütün İstanbul genelli tuvaletler böyle uygulanacak. Rezerveli bölümler bakın. Rezerveli bölüm burası. Her yer yani her yerde rezerveli değildir. Bizim burada rezervelidir. Bakın şimdi telefon açtı adam. 13-15'e yara yitirdi. 6 numara yırdık. 13-15'te geldiğinde tuvalete hazır. 13-15'te pat diye girer. Sen rezerve yaptırmadın. Allah. Rezerve yaptırsan abi. Küçük mü? Yok.
Ne küçük ne büyük. Abdest alacağım. Abdest alacaksın peki abi. Onun rezervesi falan olmaz. Direkt gider. Açsana bir telefon. Desene ben rezerv edeyim de 13'te geleceğim desene. Nereden bileceğim bu işten? Nereden bileceğim? Nasıl? Ben ne bileydim ki öyle olacak. Abinin yeri hazır mı? Abi tuvalet mi lan? Hadi. Ama biz tıkanamıyoruz arkadaş. Bir oturak vereyim sana. Şurada arkada yeşillikler var. Orada yapıver bunu. Yok ya, ayıp olur. He? Olur mu ya bu? Ayıp olur. Bak peçeteyi alırsın. Orada arka tarafta yeşillik var. Bir oturak vereyim, otururum üstüne orada. Yok abi, ayıp olur ya. Ne ayıp olacak? Orada kim görür seni ya? Ben oturağı vereceğim sana. Yok azıcık. Abi yok ya, olur mu? Verin ya bir oturak aşağıdan. Oturursun oturak. Yok abi yok ya, olur mu? Şey mi olur ya? Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bence öyle yok mu? Boşanmadı mı? Boşanmadı yok. Vallahi biz altımıza diyeceğiz ya. Altına mı edeceksin? O kadar zor durumda mısın? Yok, şaka gel. Gel şöyle. Gönderiyorum müşteriyi. Buyurun. Sıraya. Geç abi. Ayhan Bey. Evet abi. 30 saniyeniz var. Ayhan Bey geliyor. 2 numarayı hazırlayın. Buyurun Ayhan Bey. Eşler Bey mi? Eşler Bey geliyor. 4 numarayı hazırlayın. Eşler Bey buyurun. Adınız? Yaşar. Yaşar. Ustaoğlu. Yaklaşın biraz. Yaşar Ustaoğlu. Evet. Siz bir 12 rezervesi yaptırdınız evet, değil mi? Evet. 12. Büyük küçük? Büyük. Genç küçük ücretsiz. Adınız? Ramazan Güneş. Ramazan? Güneş. Kolay alabilir miyiz abi? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Rezerviniz var değil mi? He? Rezerviniz var değil mi? Tuvalete giriyoruz abi. Rezerviniz var mı? Ne rezerviniz? Yok abi. Rezerve yaptırdınız mı? Tuvalete girmek için rezerve mi? Evet, rezerveli. Burası rezerveli benim. 2000 yıllık. Büyük mü küçük mü? Ya ne fark ya? Ay. Gel abi gel. Sıkıştı sandırım, geç. Yok ya. Acil ya, servis var, geç. Kapağa giriyorum. Gel. Rezerveniz var mı? Aleykümselam. Rezerven var mı? Ne? Rezerven. Yok abi. Geç şöyle sıraya. Gel Ramazan. Büyük mü küçük mü? Büyük. Oku burayı, ne yazıyor? Büyük yapana küçük şirketimizin ikramıdır. Ya. Nasıl? Büyük yapana küçük şirketimizin ikramıdır. Evet. Yazıyor. Şimdi küçük yaptın takdirde şu küçüğün ücretini almıyoruz. Oldu mu? Tamam. Zor durumda mısın? Zor durumda. Zor durumda olmasa. Zor durumda mısın? Bekle 2 dakika. Aşağıda bir kişilik yer var. Ne durumdasın? Kendimi zor tutuyorum. Kendimi zor tutuyorsun? Ha gayret, az kaldı. Boşalıyor şimdi. Rezervini niye yaptırmıyorsun baştan ya? Rezervini yaptıracaksın, geçeceksin. Sana dedik rezervini yaptır, geç. Geç abi. Benden sonra geldi. Nasıl geçiyor, ben geçmiyorum. Nasıl? Benden sonra geldi. Rezerve yaptırdı. Yok, yapmadı ki. Yaptı. Yapma altına sakın buralarda. Böyle beklersek yaparız. Nasıl? Dedim böyle beklersek yaparız. Bekle, kımıldama. Buyur baba, geç. Rezervesiz benim arası. Ramazan Bey zor durumda. Yok mu boşalan yer? Ulan içeride çabuk çıkın. He? Çıkan olmasa altımıza edeceğiz. Anladım. Dedim çıkan olmasa altımıza edeceğiz. Kımıldama, sırana geç. Uyarık. Hem rezerve yaptırmıyorsun hem de giriyorsun hangi... Adınız neydi abi? Tamam. Adınız neydi abi? Rüştü, benim adım Rüştü. Rüştü. Aha. Bir dakika, 12-10 geçe müşterisi. Buyurun abi, yeriniz hazır. Tamam abi. Gördün mü? Nerede Rüştü yazıyor? Eşler dönmez Rüştü. Rüştü eşler dönmez. Ya yeni yazdın ya. Nasıl yeni yazdın dedim? Nereye gidiyorsun ya? Tuvalete gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Büyük mü küçük mü? Nereden bileceğim büyük küçük yaptığını? Yok yok, seni söylüyorum, sen söyleyeceksin. Beyana dayalı. Küçükse geç. Büyükse bekleteceğim. Büyük yapana küçük ücretsiz. Nereden bileceğim büyük küçük yapana? Senin beyanına bağlı. Böyle yaptım diyeceksin veya böyle yaptım diyeceksin. Sen bilirsin kardeş. Büyükse tuvaleti hazırlattıracağım. Şeysine de müsait değil. O zaman büyük yalan söylemeye gerek yok. Tabii canım, gayet tabii. Ne işte meşgulsünüz? Büfeciyim ben. Sizin adınız? Yaşar Ustaoğlu. Yaşar Bey, geciktiniz. Arkadaştan sonra gireceksiniz. Saatte mi gidiyor?
Yok, saate göre rezerv yaptırdık. 12 müşterisiydi. 12-10 geçe geldi. Kolayınız abi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Niye geçmiş olsun diyorsun? Rahatladı adam ya. Ne yazıyor burada? Ulan büyük ya, bana küçük şirketimize ikram olur diyor. Zaten büyüğü oturunca küçüğü de aynı olacak. Olur mu abi? Nasıl olacak? Büyü yaparsın, küçük şirketimiz ikramı. Küçüğe para almıyoruz. Küçük çocuk için mi diyorsun? Ya küçük çocuk için olur mu ya? Büyük, büyük için tuvaletini yapmaya girdiğinde biz küçük için ücret almıyoruz. Tuvalet 150 bin. Ama büyü yaptığında küçüğü yaparsan ücret almıyoruz. Zaten ben onu diyorum işte yani. Neyi diyorsun abi? Anlayamadım ben sizin dediğinizi. Benim sana sormak istediğim neydi biliyor musun abi? Evet. Yani büyük tuvalete zaten oturduğu zaman küçüğünü birden yapmıyor musun? İkisi birden gelmez mi affedersin ama yani? Gelmez gelmez ya. Niye? İlk defa böyle bir şey gördüm ya. Bana çok komik geldi yani gerçekten. Kardeş, ister ikisini birden yaparsın, ister tek tek yaparsın. O senin eline kalmış bir şey. Senin iradene kalmış bir şey. Tamam. Biz sadece büyüğü yaptığımız zaman küçüğü de hediye olarak yerine ücretini alıyoruz. Ya o eksper olarak söyleymiş gibi geldi de. Nasıl? Bana normal, tamam anladım şimdi. Efendim. Kim? Selami. Selami abi, saat 2'de 9 numarayı sana ayırdık. 9 numaralı tuvalete. Evet, bir dakika abi. Evet abi. Tamam. O saati bekliyoruz. Hadi evladım. Tamam mı? Nasıl tamam mı ya? Beklesene. Boş yer var mı? Abi rezervesiz gönderme, yok mu? Rezervesiz gönderme diyor adam. Orada ya. Ayaklar silmeden girmek yasaktır diyor. Ben okumam yazmam yok. Ne yazıyor? Ayaklar silmeden yasaktır diyor. Ayakkabıları silmeden park edilmiyor muymuş? Yok yok. Ayakkabıları silmeden... Ha, silelim o zaman. Ayakkabıları silen siz. Okuma yasası yok diyor. Okuma yasası yok diyor. Ayakkabıları silen sizler. Ne iş ya? Ayakkabı silmeden yasakmış. Bir ayakkabı silmişim. Sildik. Sildik. Hadi hayırlı günler. Sağ ol. Parka ayakkabıları girmeden, silmeden girmek yasakmış. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Yeni mi şey oldu bu? Yenisi menisi var mı abi işte? Televizyoncular da gelmişler çekiyorlar. Parka ayakkabıları silmeden girmek yasakmış. İstanbul'da da her gün bir kanun çıkıyor. İstanbul'da da her gün bir kanun çıkıyor. Şimdi kalkıp da parka mı gireceksin mesela? Para da veriliyor mu? Para yok ama ayakkabıları silmeden giremiyorsun. Halılı park mı abi bu ya? Nasıl? Halılı park mı? Ne halılı park abi işte asfalt park görüyorsun. Burada da paspas var, orada da memur var. Ben dışarı televizyoncular gelmiş bir röportaj yapıyorlardı. Dedim arkadaş yani buraya paspası silmeden girersek ne olur? Memur da orada 10 milyon ceza ödeyecekmişiz. İyi ki girmemişim. İyi ki girmemişim. Şimdi, silmeyecek miydi? Şimdi girsem silmek mecburiyetim var ya. Şimdi yasak bir yaka giremiyorsun işte ya. Sen de anlamıyorsun galiba olaydan ya. Al. Bak memur orada. 10 milyon elinde makbuz. Hadi gir de göreyim. Girebilir misin? Verecek misin 10 milyonu? Ne 10 milyonu vereceğim ben? Ne 10 milyonu vereceksen silmeden. O zaman arkadan çevreden dolaşacaksın abi. Hayatta bir daha parka girmeyeceğiz o zaman. Parka gireceksin ama paspasa silip gireceksin mi abi? Bu akşam televizyonlarda çıkacağız işte. Buyur. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? İyi ki de girmemişim. Gir. Param yok ki de 10 milyon nerede? İşte memur orada. Bakayım ayakkabının altına abi. Bak.
Temiz işte ne? Ne? Toz toprak. Amma toz toprak. Ya bak abicim be abim. Bak kaldır. Bak. Atla ya. Atla yavaş ya. Altı toz. Senin ayakkabılarının altını sık. Ben girer miyim? Ben senin gibi uyanık mıyım? Ya? Ben de girmem. Nasıl girmezsin? Girmem ya, zorla mı gireceğim? Gel girelim başver. Nasıl? 10 milyon? Kenarından geç. Kenarından? Allah Allah. Orada bak nasıl bakıyor bize. Ya ben girmem. Canavar gibi bakıyor. Ben girmem. Gir be abicim. Girersen, kenardan geçersen onluğu toslarsın. Paspaslarsan transit geçersin. Ben bekliyorum burada. Gitsin memur pat diye kaçayım diye içeri. Memur da baksana cin gibi valla. Zaten başka bir adamı dikerler mi buraya? Öyle lap diye zoom yaptım, böyle lap fotoğrafını çeker adamın. Cepte kaç kağıt olduğunu anlar biliyor musun adam? Bunlar memur, bunlar var ya. Bu. Bak ya. Şu ana kadar kaç tane ceza kestiniz? Affedersiniz memur beş. Vatandaş mı? 10 tane kestim. Bir dakika şöyle gelir misiniz kardeş, duymuyoruz be. Kaç tane kestin? Gayri resmi mi abi? Adamın elinde telsi var. Görmüyor musun abi? Resmi olmayan adamın elinde telsi nasıl olur abiciğim? Baksana. Silmeden geçerim de şimdi kafamı ağrıtacak. Ağrıtacak. Bir sürü tantana bilmem ne. 10 gün gidecek. Onluğu hayatta vermem ben. Ne nasıl vermesin ya? Gelmiş adam oraya matbusunu kesiyor. Ayakkabıları mı veririm, onluğu vermem. Ne olacak? Ya hocam diyor. Yanlara gideriz ha. Yakışır. Ya ayıptır. Olur mu sen ya? Kaptan mısın? Ben mi? Evet. Bir kaptan havanız var sizin. Evet, evet. Ne işsiniz? Ben emekliyim. Nereden? Deniz yollarından mı? Çok sordu sen de. Ama soralım işte biz sen de... Onlarla görevli misin yoksa? Kimlerle görevli? Buna yabancı da gelmişsin abi. Kimlerle görevli misin be abi? Geldik vatandaş olarak 10 kağıt ceza demirindi. Televizyoncu bak teşekkür ederiz. Biz o abiyle... arkadaş da bak geçiyor. Abiyle birlikte çektiniz bizi, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Gerçek. Aa bir televizyoncu daha geldi, haber almışlar bunlar. Görevi işten var diye. Tamam. Evet, meşhur olduk. Malzeme olduk. Malzeme olduk. Sen de sayende meşhur olduk ha. Abiyle birlikte geziyorduk biz burada, abiyle biz. Çaktı mı bari? Konuşmayacağını konuşmaz da ya. Bu 10 milyon davası nereden çıktı? Ay, memur yok ki ben konuşayım. Hani memur gitti, ben kameramanla ne konuşabilirim ki? Ne konuşacaksın, duygularını dile getireceksin, anlatacaksın. Dile getireceğim, memur yok hadi. Ne yazıyor? Unsur yok meydanda şey. Ne unsur yok? Memur geliyor işte. Hadi nereden memur? Memur nerede ya? Memurun kimliğini sorduk. Memur kaçtı. Mevzu neydi? Memur kaçtı. Nasıl abi? Parka. Mevzu neydi? Mevzu parka ayakkabısı birden yasakmış kalkıp. Kameramanlar gelmiş. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Estağfurullah. Nasıl böyle bir şey duydunuz mu siz? Gördünüz mü? Bak o da gitti. Ben de gideyim. Öbür taraftan gidiyorum. Şuraya kadar. O kadarın arasında. O da mı teşkilattan yoksa? Hangi teşkilattan? Şeyci, hani geçip de ondan sonra o götürmecelerden mi? Onlar gitti. Kasadar galiba, memurun şeyi. Bak mesajlar karıştı. Memur nereye gitti ya? Memur bey! Memur bey nerede? İşte orada geliyor, bak telsizle konuşuyor. Baba, şurada bir miyim? Memur da canavar ya. Gibi valla. Televizyoncular, bu akşam inşallah biz de meşhur oluruz. Beyefendisini pek memura benzetemedi ve bunlar dedi galiba dedi tokatçı dedi. Ben vatandaş olarak sizi korumak için şikayetçi oluyorum. Ben tokatçı olarak demiyorum. Ben şeyi... şikayetçi oluyorum. Lütfen tahammül tatbikat yapın. Ben o manada söylemek istemiyorum. Siz şimdi şeyi dışına çıktınız. Nereden tokatçının manasını... Sizin için tokatçı mı arkadaş? Demedin mi? Demedin mi? Desem dedim derim, gözüm tutmadı dedim. Ne demek bu? Gözüm tutmadı. Teşkilat kardeş tut saptını ver bence. Ben şahidim, vatandaş olarak şahidim. Aldık başımıza işi. Aldın işi tabii. Adım nedir? Adınız nedir? Kardeşim ne yapacaksın sen benim adımı söylemiyorsun? Hakaret etti sana. Yani teşkilat ne hakaret? Duydun mu kulağınla? Ben duydum kardeş. Sen duyduysan sen onun avukatı mısın şey misin? Duyduysan ne? Siz duydunuz mu? Beyefendi beyan ediyor, ben beyan ediyorum. Ben beyan ediyorum. Şimdi beyefendi benim hakkımda başka bir suç unsuru söyledi. Teşkilat dedi, meşkilat dedi, seni pek memura benziyor. Şimdi beyefendi ne derse onun dediğine göre mi hareket edeceksin? Ben vatandaşım beyanını söylüyorum. Yaz kardeş Çetin Çipşioğlu benim adım. Allah davul etsin. Allah davul etsin. Ben dedim seni bir yere benzetiyorum dedim ama işte bir türlü şey yapamıyorum. Çünkü muhitim çok geniş. Anladım abi.
Kameramanlar da yanlışımızı burada çektiler. Memura şimdi 10 milyon vereceğiz. Vereceğiz. Kameralar da biraz sallayacak sevgili abiciğim. Sallayalım. Sallayalım abi. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Beyefendi hoş geldiniz. Şöyle alayım efendim. Lütfen okur musunuz sevgili abiciğim? Siz girdiniz, sizin işiniz tamam, gidebilirsiniz. Erkekler tuvaletine geldiniz. Evet. Burası bayanlar, burası erkekler. Evet. Fakat şurada bakın, giriş saatleri var. 10 ile 11 arasında 35 yaşının altındakiler giriyor. 11 ile 12 arasında 35 yaşın üstündekiler giriyor. 12 ile 13 arasında 35 yaşının altındakiler, altındakiler, üstündekiler, üstündekiler, altındakiler de böyle gidiyor. Şey istihada gördüğünüz gibi saatimiz 17.25. Yani 5'i 25 geçti efendim. 5'i 25 geçtiği için efendim şey istihada sizin daha 35 dakikanız var tuvalete girmeye. Ne demek bu ya? Bu da saçmalık nereden geldi? Olur mu abi saçmalık? Bak görevli olarak bırakmışlar. O kadar masraf yapmışız. 2 tane saat almışız. 35 yaşının altındaysanız, üstündesiniz. Şey istihada 5'i 25 geçiyor bu saatler. Abi, ben sinemaya geldim. Şu anda ihtiyacımı görüp sinemaya gideceğim. Yani bunun için saatlerle mi olacak bu? Sinema kaçta başlıyor sevgili abicim? 5.30'da. 5.30. Bizim tuvalet saatlerimiz kaç? 5 ile 6 arası. 6 ile 7 arası. Yani ben sinemadayken gelip buraya işemem mi lazım? Ne kadar güzel olur abi öyle bir şey yaparsanız. Ya bunu nereden çıkardınız? Dün yoktu, daha önce yoktu. AB? He? AB'ye giriş. AB'ye mi? Evet, nasıl gireceğiz AB'ye? Ya şimdi AB'ye böyle mi gireceğiz? İşte böyle giriyoruz abi. Onlar şey 35 yaş altı. Onların şey istihada girişleri serbest. Peki ne yapacağım yani şimdi ben sıkmam mı lazım burada? Biraz sık dişini abi. Sinemadayken geleyim buraya. Ben size haber veririm. Kaç numaralı koltuktasınız? Ya siz kardeşim sen iyi misin abi? Abi tuhaf bir görünümüm var. Haklısınız ama yani aslında kıyak bir adamdır abicim ya. Kimliğinizi görebilir miyim? Tamam bir istisnayı yapalım da ondan sonra bu sefer ben şimdi sinemaya gideceğim. Sinema şimdi İstisnai durum mu abi? He. Zor durumda mısın? Evet. Sinemanın yarısının arasında en heyecan yerine... Ya bırak Allah aşkına bir gireyim çıkayım ya yapma ya. AT'ye girer daha 12 sene var. Sevgili abicim geçmişler olsun şey esnada gördüğünüz gibi. Sibir'den zaten yapmadım. Ya. 13 arası 35 yaş altı, 13-14 arası 35 yaş üstü, 14-15 arası 35 yaş altı, 15-16 arası 35 yaş üstü, 22'ye kadar devam et. Hoş geldiniz. Birliktesiniz değil mi? Buyurun kardeş. Bir dakika. Buyurun kardeş, kapıyı kapayın lütfen. Yenge ayıp olurdu. Kimliği rica ederim. Hayırdır? Hayır, şeyli var mı abicim? Kimliği rica ederim. Şimdi yengenin yanında kimlik isterse kayıp olmaz mı? Mevzu nevi olabilirim. Nasıl? Mevzu nevi olabilirim. Nevzu abi? Mevzu işinden de ceza abi. Doğum tarihinize bakalım. 1983-93, siz 35 yaşın altındasınız değil mi abi? Evet. Tamam. 3 dakikanız var, oturur musunuz lütfen? Anlamadım. Neyi anlamadın? 35 yaşın altındakiler 3 dakika sonra giriyor. Baksana listeye asmışız, oraya asmışız, bizi buraya koymuşlar. Koskoca yönetim. Baktık kimliğe, 83 doğumlusunuz. Saat kaç? 4'ü 5 geçiyor. Evet abi, oturacaksınız. Şöyle rica edelim. Şu paket sizin mi? Sizin 55 dakikanız var. 55 dakika sonra gireceksiniz. Şimdi alt bölüm başlamış. Üst bölüm başlamış. Bakın. 35 yaş altı, 35 yaş üstü. Her bir saatte bir değişir. İyi misin? Bazı kafam falan güzel değil, değil mi? Ne kafam güzel olacak kardeş? Oturmuş bizi burada memur koymuşlar. Baksana burada ne yazıyor? Mevzuya bak değil mi? Şöyle yakına gelir misin abi? Beğenmedin mi uygulama galiba? Değilini mi be kardeşim? Adam lavaboya girse 55 dakika. Var mı böyle bir mantık ya? Kardeş 5 dakika ver gelseydin pat diye girmiştin. Biz senin yengenin yanında mahcup etmeni aldık burada kimliğini aldık. Baktık tespit ettik ki şey istihada bizim listemizdeki giriş saatine göre senin giriş durumunun yaşın uymuyor. Şimdi ben bu tuvalete 55 dakika önce diye girerim öyle mi? Siz 5 dakika ver gelseydiniz bu tuvalete girerdiniz. Fakat 55 dakika, 5 dakika geciktiğiniz için 55 dakika sonra gireceksin. Sık dişin abi, otur şurada işte daha ne bedava koltuk, bedava tuvalet, 55 dakika dedi nedir? Vın diye girip geçip gider. Koskoca burada tuvalet memuruna kalkmış listeyi koymuşuz buraya.
Sen kalkıyorsun burada. Okusana abi, ne yazıyor orada? 11 arası 35 yaş altı, 11-12 arası 35 yaş üstü, 12-13 arası 35 yaş altı, 13-14 arası 35 yaş üstü, 14-15 arası 35 yaş altı, 15-16 arası 35 yaş üstü, 22'ye kadar devam ediyor. Siz şu esnada geldiniz ve durum bu. 5 dakika ver gelsin, ihtiyacını görmüştün. 5 dakikada kaçırdın treni. Baş ver, son tren son vagon, gelir bir tane daha. Aynen öyle, otur bekle, yaslan arkaya. Geç, görevli. Görevli geçer ama temizlik için tuvalete giremez. Ya? AB'ye nasıl gireceğiz? Ne abi be kardeşim, adam lavaboya girmeye çalışıyor. Şöyle gelsene abi, biraz kulaklar yaşlandık da. Gel abi. Ya dur, gözlüğü bilmiyor da şimdi 55 dakika bekleyecek bir şey bir lavaboya. Niye? AB'ye nasıl gireceğiz AB'ye? Burada kardeş, buraya oku gel. Biz abinin yanında mahcup olmuyorsun diye, hadi seni pat diye idare ettik. Hadi sen normal 35 yaşında altında olduğun için siz girebilirsiniz. Yaşla ne ilgisi var şimdi? Kardeş AB? AB'ye nasıl gireceğiz? AB'ye nasıl gireceğiz? Tamam hocam, hadi gidelim. AB'ye nasıl gireceğiz? Baba ben seni bir AB'ye sokayım mı? AB'ye. Sen önce tuvalete gir de ben seni bir tuvalete sokayım, ondan sonra biz AB'ye gireriz. Sen gelsene şöyle bir ya. Nereye geleyim ben şöyle bir? Gel şöyle. Ne AB etti ha? Ha? Ne AB etti? Bak orada. Ne orada? Ne olur orada? Of. Şaka bırak ha. Vay be, Çetin abi. Ne yaptın yine bir de şakanı, biliyor musun? Hadi dal içeri.